Acar Menkul Değerler'den araştırma müdürü. İkinci bağlantımızı yapıyoruz. Tekrar merhaba Onur Bey. Merhabalar tekrardan. İyi Evet, yayınlar diyeyim. teşekkürler. Şöyle kısaca piyasalar nasıl başladı, dolar nasıl başladı güne ve kısaca nasıl bir seyir bekleniyor bugün? Bir alalım sizden tahminleri, beklentileri. Evet, piyasalar biraz pozitif tarafta başladı. Beklediğimiz gibi aslında şunu söyleyebilirim. Az önce de ifade etmiştim. Burada halkın ne yapacağı önemliydi. Şu anda kâr satışlarının dolar-TL tarafında geldiğini görüyoruz. Bir miktar kâr realizasyonu yaşıyoruz. Borsa tarafına baktığımızda da küresel borsalarda tepki alımları var yukarı yönlü olarak. Bu yüzden de BIST 100 yatay yakın biraz pozitif başladı. Tabii ki bugün özellikle borsa tarafında dikkat edeceğimiz seviye 1397 seviyesi. Eğer bu bölge kırılırsa 1415'e kadar kısa vadeli bir alım eğilimi gerçekleşebilir. Aşağıda takip ettiğimiz destekte 1380 desteği, 1380 seviyesinin kırılması halinde ise çok daha sert bir satış gelebilir. Ama şu anda biraz iyimser başladı piyasalar. Dolar-TL'de de geri çekilme var. İlk etapta orada da 8.80 seviyesini takip ediyoruz bugün. 8.80'in altına inersek bu kâr satışları bizi 8.60'a kadar taşıyabilir. Ama 8.80'in üzerinde kaldığımız sürece hala yukarı potansiyeli ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ama Türk lirası, çünkü Euro-TL tarafına baktığımda da orada da bir miktar geri çekilme var. Yani şu an için Türk lirasının biraz güne pozitif başladığını görüyoruz. Ama önümüzdeki saatlerde bu devam edecek mi? O noktada da teknik seviyeleri izliyor olacağız. Peki. Tekrar teşekkürler Onur Altın. Kolay gelsin. İyi yayınlar herkese. Sağ olun. Evet, iyimser başladı diyor piyasalar güne. Dolarda Evet, biraz geri kar. çekilme var. Ayşe teyze 9.90'ı geçmeyecekti. Evet. Oh demiştir. Bir şey diyeyim mi? İbrahim Bey kurtaracak bir şey. Şimdi dedin ya, bir soru geliyor sana. Mesela bir tane değil mi? evet. Demiş ki ya, Yatırım 170 doları dolarım bozdurayım var. mı bozdurayım Bozdururum. İbrahim Bey söylüyorsun, hani doğru mu bozdurayım? Ben paraya da mı? ihtiyacım. Şimdi bu tür sorulara değil mi cevap verme şeyine sahip değilsin. Değiliz. Bir O tahmini yok anlamında gelmiyor. Yani değil insanlara tabii. buradan evet dolarınızı satın, evet alın diyemeyiz. Uzmanları çıkıyor, seviyesi o da alın Onur Bey, satın değil mi? Onur Bey anlattı Onur Bey işte. Onur Bey yani söyleyebiliyor. buraya düşer, kırılırsa buraya iner diyor. Kırılır demiyor değil mi? Evet. Yani kırılırsa 8.80'den 60'a kadar iner. Direnç ve şey noktalarını söylüyor. Parantezinde şöyle söyleyeyim. Yani bu sorulara cevap veremeyeceğiz. Onun SPK yasasına göre yetki belgesi izni olmayanlar borsa, döviz, bu tür şeylerle ilgili yorum şuraya yapıyor. Çıkar veya buraya düşer diyemeyiz. Bilip bilmediğimizden değil. Değil Aha tabii. diyeceksiniz ki Türkiye'de yasalar nasıl uygulanıyor? Ya TMSF Başkanı önceki işte şirket hissesi önerdi. Bunu alın dedi. Yani onlara başka yasa işliyor. Şey Türkiye'de ikili yasa. İkili parada şöyle bir şey vardır. Piyasada iki para varsa, birisi iyi para, birisi kötü paraysa, iyi İyi para para, şimdi kötü dolar para, oldu. şey kötü para iyi parayı kovar. Evet. Şöyle olur. Piyasada kötü para dolaşır, ortada kalır. İyi parayı millet saklar. Sakın. Saklar. O şey yapar. Onun için kötü para iyi parayı kovar. Böyle bir şey vardır. Şimdi piyasalarda aynı bu şekilde. Yani bizim Ama bir yasalarda da aynı şekilde var. yasalar ve etik Yasalarda kurallar da gerekir. iktidarın yasaları Ama farklı, muhalefetin bir yasaları şey değil mi farklı. farklılık? Ama şöyle bir durumda yok mu? Şimdi sizi mesela iktisadi olarak meseleye baktınız. İşte kâr satışları dediniz. Borsaya baktınız. Dolar bir şeyler söylediniz değil mi? Diyelim ki dediniz ki dolar bu durumda aşağı doğru iner. 5 dakika sonra mesela bir bakan, Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı pat diye öyle bir demeç verir ki. Türkiye onun için O yüzden hiç söylememek sakın lazım. Türkiye'de bir finansal öngörüde bulunurken Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez apayrı bir Bankası riski var. Başkanı O da, o Maliye Başkanı. Cumhurbaşkanına bağlı hareket ettiği için onu şey yapıyor. Şimdi Hareket edemediği zaman çok zor. mevsimlik işçi. Yasalar, etik kurallar deyince şey geldi aklıma. Belki dün görmüşsünüzdür. Türk Tabipler Birliği de Seda Sayın'ın programına çıkan bir doktorla ilgili inceleme başlattı biliyorsunuz. Dans eden bir doktor. Yani bizim alışık olduğumuz doktor profilinden Konuyu biraz açtın da farklıydı falan. peki. Sonra eleştirenler de oldu. Çok tartışıldı. Yani dans etti diye mi bir televizyon programında hakkında Evet. inceleme başlatıyorsunuz diye. Türk Tabipler Birliği de dedi ki hayır mesele o değil. Mesele sorun Seda Sayan. Yani programı yapan kişiler iyi doktordur ona gidin tavsiyesinde bulunup reklamını yaptığı için biz böyle bir inceleme başlattık Şimdi dedi. konuyu aç. Ahmet Hakan diyor ki
Göbek atan aman ne kadar güzel diyor. Yani doktor göbek de atar atmazdı. Doktorluk özel hayatı. İlgisi yok. Yani doktor deyince böyle şey mi olacak? Yani? Göbek de atar, oynar da Seda Sayan'a da katılır. Değil mi? Gayet rahat. Hı. Ahmet Hakan diyor ki bir süre önce diyor bak yazısında göbek atan spiker olayında farklı tutum izlemiştim. Bu konuda bir doktorun değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sektar davranmışım. Spiker olayında pişmanım ve pardon diyorum spikerden. Şimdi spiker de göbek atmıştı, eleştirilerdi. Peki şimdi bu burada pardon diyorsun ya. Fikir değiştirdim. Doktor da insandır, oynar. Peki bu spikeri katlettiler biliyorsun işinden oldu. İşinden oldu. Şimdi bu spiker geri alacak mı? Sen burada kampanya yaptığın için, Ahmet Hakan gibiler kampanya yaptığı için o kızı işten attı. Evet. Şimdi burada diyorsun ki pişmanım pardon. O zaman bir şey yazarken 40 kere düşüneceksin. Ya. Bunun sonuçları var. Yani bu yazarlıkta, ekranda konuşmakta bir sorumluluk ister. Ben dün böyle dedim, bugün de böyle dedim. Kusura bakma kimsenin deme hakkı yok. Ben ne dedim? Pardon. Pardonun bedelini kim ödüyor? Pardonun bedelini işte millet ödüyor. Nasıl ödüyor? Bir dakika şeyle araya girdim. Sayın Cumhurbaşkanı giriyor, konuşuyor, ediyor. Merkez Bankası'na yön veriyor, ediyor. İşte kur yükseliyor, ediyor. Bak o bu ayın sonun başında önümüzdeki gün şey toplanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu toplanacak. Elektriğe, doğalgaza, BOTAŞ doğalgaza zam yapıp yapmayacağını açıklayacak. EPDK'da elektriğe zam yapılıp yapılmayacağını açıklayacak. BOTAŞ'ın sanayici ve şeylere verdiği gaza geçen ay %15 zam yapmıştı. Sanayici ve termik santrallere. Hane halkına değil. Bu ay hanenin doğalgazına da kış geliyor ya. Zam. Hanenin doğalgazına da. Merkez Bankası Başkanı da erken faizi indirdim diye çıkıp pardon mu diyecek? Diyebilir. Derse bize zaten biz bedeli. Onu söylüyorum. Bak, bedeli hep biz ödüyoruz. Ağır bir bedel ediyor. Söyleyeyim mi? Afganistan Cumhurbaşkanı daha Taliban Kabil'e girmeden atladı uçağına kaçtı. O kaçınca ordu çözüldü. Polis teşkilatı. Bütün üst düzey değil mi? Paldır küldür kaçtı. Ne oldu şimdi Taliban? Girdi bütün kente hakim oldu. Kadından sıkıntı çekiyor. Kaçan Cumhurbaşkanı ne dedi? Özür dilerim dedi. Pardon dedi. Ya o ülke gitti ülke. Ülke gitmiş. Yani bu o pardonlar biraz... Evet, evet. Şimdi... Sıyrılamıyor insan içinden. Soçi zirvesi var. Konuşmalıyız. Evet. Tabii ki de konuşacağız. Bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir konuşması bekleniyor. Onu da söyleyelim. CHP'li belediyeler tarımsal kalkınma zirvesi İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenleniyor. Orada konuşacak. Fakat, taksi konusunda değinir mi acaba? Taksi konusunda biz değinir. Biz dün ele almıştık. Taksi önemli ya. Taksi konusunda biliyorsunuz bugün şey var, bir haber var. Evet, gördüğünüz değil mi gazetelerde? Hürriyet'i açayım. Hürriyet'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle miydi? Evet evet denetim, var tamam. Tabii. Şimdi bir pişkin taksici yakalanmış denetimlerde onun haberi. Biliyorsunuz bu işte yol beğenmeyen, güzergah beğenmeyen, para beğenmeyen taksicilere işte şikayet edin gereği neyse yapılacak diyor devlet.